Herkese selamlar dostlar. 26 Temmuz 2021 iddia tahminleriyle hepinize merhaba. Toplamda 26 Temmuz için 5 tane mücadele çıkardım yine aynı şekilde. 3 tanesi futbol, 2 tanesi ise basketbol mücadelesi. Basketbol mücadelesi de olimpiyatlar başladı bildiğiniz üzere. Olimpiyatlar maçlarında arkadaşlar Arjantin, Slovenya, Japonya, İspanya basket maçlarımız. Onun dışında Sochi, Vislakrao ve Dinamo Bükreş gibi maçları değerlendirdim değerlendirmek isteyenler değerlendirebilir. Videonun sonunda herhangi bir kupon yok. Sadece 5 maçın önerisini yapacağım sizlere. İsteyenler, kafasını yatanlar, değerlendirmek isteyenler değerlendirebilir. Genellikle oranları zaten yüksek oranlardan olacaktır. Öncelikle hemen ekrana gelsin raporumuz. Z raporumuz gelsin. Arkadaşlar 24 Temmuz'da bildiğiniz üzere Zenit kombinesi ile Young Boys kombinesi vermiştik. Değerlendirenler olduysa tebrikler. 24 Temmuz kombinesi kazanmıştır ekranda da gördüğünüz gibi. Onun dışında 24 Temmuz'da ne verdik? Hans'ta Rostock mücadelesi vardı. KG var demiştik. Başarılı oldu. Zenit zaten geldi. Young Boys geldi. Rapid Wien mücadelesi vardı. Videoda da bahsetmiştim. Rapid Wien'in Avrupa maçı var. Yine de denilebilir şeklinde bir öneri yapmıştım. Rapid Wien mücadelesi gelmedi. 25'ine baktığımız zaman da Nürnberg, Kopenhag, Pauli mücadeleleri vardı. Baktığımız zaman Nürnberg ve Kopenhag maçlarını biz zaten kombine halinde değerlendirmiştik. Fakat kombinemiz arkadaşlar başarısız oldu. Hem Nürnberg maçı hem de Kopenhag mücadelesi 0-0 beraberlikle bittiği için kombinemiz başarısız oldu. Ben sizlere şimdi sadece Nürnberg maçı hakkında bir şey göstermek istiyorum. Kopenhag yatabilirdi. Nasıl yatabilirdi? Maçı izledim. Çok fazla etkili değildi. Ekranda gördüğünüz üzere Nürnberg mücadelesinin istatistiklerini ortaya görüyorsunuz. Bakın toplamda 17 tane şutu toplamda 20 tane şut çekti. 17 tanesi Kale isabet bulmadı. İsabet bulanlar da zaten yavaştı. 90 dakika izledim. Gerçekten e, bu kadar kazmayı nasıl toplamışlar bir araya öğrenmek güç. Şunu da belirteyim arkadaşlar, bu aralar lütfen kuponlarınızda yüksek misli oynamayınız. Zaten maçlar ilk maçlar ne olacağı belli olmuyor. Biz sadece takımların hazırlık maçları yaptığı transferler doğrultusunda sizlere analizler sunmaya çalışıyoruz. Ricamdır. Lütfen bu dönemlerde yüksek misli oynamayınız. Katıl Telegram grubundan bahsetmek istiyorum hemen sizlere. 24 Temmuz YouTube kombinesi zaten başarılı olmuştu arkadaşlar. Değerlendirenler tebrikler demiştik. Onun dışında Katıl Eksa kombinemiz vardı. Verder bir hemen maçına KG var. Moskova maçına maç sonu 1 olarak verdik. Bu da kazandı arkadaşlar. Katıl Eksa kombinemiz de geldi. Onun dışında canlı bahislerde de şöyle göstereyim. Aşağı doğru indiğimiz zaman da gün içerisinde verilen canlı bahislerden de faydalanabilirsiniz. Bunlar geldi gitti derken şu aşağıda bir şey de göstermek istiyorum hemen sizlere. Aynı şekilde basket kombinemiz vardı. Yine bugün sabah sonuçlandı. İran mücadelesi ile Avustralya mücadelesiydi. Kazandı arkadaşlar. Değerlendirmek isteyenler onu da değerlendirdi zaten. Kazandığını da belirteyim. Onun dışında şöyle bir şey göstermek istiyorum. Türkiye ve Çin basketbol mücadelesi oynadı. Şöyle göstereyim. 5.60 gibi orandan maç sonu 2 önerdik. Ve arkadaşlar 5.60 gibi orandan tam 5.60 gibi orandan bir tane takipçimiz 1000 lira basmış ve 5600 lira gibi bir miktar kazanmış. Burada da güzel bir kazanç elde ettik. E, hatta yazdım nesine de yok Avrupa'da oynayanlar değerlendirsin. Maç TRT Spor'daydı izledim canlısını verdim. Kazandık. Sizler de katıl grubuna gelip canlı bahislerden veya ekstra kombinelerden faydalanmak istiyorsanız YouTube abone ol şunun yanında katıl var. Katıla tıkladıktan sonra gelirseniz sizler de kombinelerden faydalanabilirsiniz diyerekten de maçlara geçiyorum. İlk maçımız Soçi ile Novgorod mücadelesi. Şimdi ev sahibi ekipten bahsetmek istiyorum öncelikle size. Ev sahibi ekip Rusya Premier Ligi'ye bu sene yükseldi. Hatta şunu da söyleyeyim. Normalde yükselmeye hak kazanmamıştı. Bir üst sıradaki takım yükselmiş normalde. Fakat onların statları yetersiz olduğu için Yükselen takımın statı yetersiz olduğu için Ve UEFA'dan lisans alamadıkları için Veya Rusya Premier Lig'lerinden Herhangi bir yerden lisans alamamışlar arkadaşlar Bu yüzden Novgorod Bir lige yükseldi onu, onu da belirteyim ben sizlere Yani hak ederek yükselmedi Bir üst sırada Şöyle söyleyeyim Hak ederek yükseldiklerini söylemek doğru olmaz O yüzden burada benim zaten hazırlık maçlarına baktığımız zaman da Novgorod'un hazırlık maçları da iyi geçmedi arkadaşlar takip ettiğim kadarıyla. Rubin Kazan'la oynadı. Ee, bir tane daha takımla oynamıştı. Her neyse hazırlık maçları da iyi geçmedi zaten. Aport, apar topar bir 5-6 tane transfer yapmış takıma Novgorod takımı. Fakat transferler ne derecede iyi. Yani hala Rusya Premier Ligi'nin altında bir takım olduğunu düşünüyorum ben Novgorod'un. O yüzden burada Soçi tarafına gideceğim yüksek orandan. Soçi'de şöyle geçen sezon 5. bitirdi ligi. Kaliteli ekip zaten Soçi ekibi. Ee, yani Novgorod'u yenebilir diye düşünüyorum. Ben maç genelinde de çok fazla gol olacağını düşünmüyorum. Ben sizlere tekli yüksek oran önermek istiyorum o yüzden. Bu maçı değerlendirecekseniz arkadaşlar. Madem bugünü takiplik geçireceğiz. Bugünü e, yüklenmeden geçireceğiz. O yüzden 2.20 gibi orandan maç sonu 2 ve 3.5 alırsanız eğer yüksek orandan yapacağınız düşük misli kombinelerde değerlendirebilirsiniz diyerek düşünüyorum ben. Burada Soçi'ye maç sonu 2 ve 3.5 altı sizlere sunuyorum. Diğer maçımız Polonya Premier Liginden arkadaşlar. Polonya Ana Liginden Wisla Krakow'la ve Lubin mücadelesi. Lubin'den bahsedeyim. Hazırlık maçları gerçekten iyi geçmemiş Lubin'in. Bu ligin gediklilerinden bir tanesi olabilir mi? Şöyle söyleyeyim orta sıra takımı olduğunu belirteyim. Vista Krakow da bu ligin zaten kaliteli ekiplerinden bir tanesi. Hatta gitgide oranı da düşüyor. 2 küsur oranı vardı 1.90'a kadar düşmüş. Eğer bir galibiyet oynamak istiyorsanız taraf bahsine gitmek istiyorsanız arkadaşlar ev sahibinin taraf bahsine gidebilirsiniz. 1.90 gibi yüksek bir oranı var. Taraf bahsine gitmek isteyenler veya yüksek oranı isteyenler için ben burada bir Vista Krakow galibiyet sizlere sunabilirim. Fakat galibiyete gitmek istemeyenler için şöyle de bir önerim olacak arkadaşlar. O da Deplasman'ın 2 gol atamazı. Şöyle bir 40 oranı vardı hemen bakalım. Deplasman hatta oran 1.34'e kadar gerilemiş arkadaşlar. Normalde 1.40 oranı vardı. Deplasman'ın ben Wisla Krakow'a karşı 2 gol atmasını beklemiyorum. Bu da almak isteyenler için ideal bir tercih olabilir. Fakat taraf galibiyetine yüksek oran isteyenler burada Wisla Krakow'un galibiyetine gidebilirler. Hatta çok fazla yüksek oran istiyorsanız bu mücadeleyi de 4.5 altında bir yaptığınız zaman da şöyle göstereyim hemen. 4.5 altında bir yaptığınız zaman da 2.20 gibi yüksek bir orandan değerlendirmiş olacaksınız. Burada bir başarılar diyebilirim sizlere. Bol şanslar. Şimdi gelelim büyük mücadelesiyle. Krayova'ya 1948 ile Dinamo Bükreş mücadelesi. Arkadaşlar bu maçta oran ev sahibinin bu kadar e, yani bu lige yeni yükselmiş biri için Bükreş takımına karşı oran bence burada düşük diye düşünüyorum ben. Onun da sebepleri var ondan bahsedeyim. Bükreş takımında arkadaşlar mali sorunlar vardı. UEFA'dan UEFA tarafından bir transfer yasağı aldı Bükreş takımı burada. Ve takımdan 6 tane oyuncusu gitti arkadaşlar. Ve bu oyunculardan bazıları önemli oyuncular olduğunu da belirteyim. Kreova ise arkadaşlar bu sezon lige yükseldi. İlk mücadelesinde Kuluc'a kaybetti 3-2. Güzel bir maç çıkardı. Ben yine aynı şekilde burada şöyle bir şey önermek istiyorum. Ev sahibinin 2 gol atanın 1.88 oranı vardı. Şuradan göstereyim. Aynen hala oran aynı. Ev sahibinin gol atarının iki gol atan oranı 1.88 arkadaşlar. Değerlendirmek isteyenler yüksek orandan burada ev sahibi 1.5 üstü 1.88 gibi orandan değerlendirebilirler. Hücum yönü zengin bir takım. Nasıl kulüce mesela deplasmanda 2 tane gol attılar. Fakat şöyle söyleyeyim. Kaleye çok fazla gidemediler. Kendi evine daha bir hücum yönünde etkili oynayacaklardır diye düşünüyorum ben. Kreova'nın burada 2 gol atmasını bekleyeceğim. Bükreş takımında hem maddi yönden sıkıntı yaşayan bir takım hatta bazı futbolcuların da maaşı alamadığını yani ödemelerin yapılmadığı söylenmekte. Böyle bir sorun yaşarken Kreoa'yı ben iyi değerlendireceğini ve ev sahibi 1.5 üstün yüksek orandan değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sadece yüksek oran öneriyorum farkındaysanız. Devam ediyorum. arjantin Slovenya mücadelesi arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar videoya bir like atıp kanala abone değilseniz de, abone olarak da destek verirseniz sevinirim. Görüşmek üzere demeyeyim. Erken oldu. <laughs> Erken oldu. Devam ediyorum. Slovenya-Arjantin mücadelesi. Siz like atmayı unutmayın. Sadece isteğimiz o yönde. Slovenya-Arjantin mücadelesi. Arjantin'de kaliteli ekipler var. NBA'de oynayan yani ilk 5'ini şöyle sahaya çıkardığı zaman da 3 tanesi NBA oyuncusu olduğunu söyleyebilirim. Slovenya'ya baktığımız zaman da zaten birçok kaliteli isim var. Fakat önderliğini Doncic alıyor. Sizlerin de bildiği Luka Doncic NBA'de Dallas'ta olması lazım. Doncic e önderliğini yapıyor. Maçları genellikle zevkli ve üst geçiyor arkadaşlar. Ben de bu mücadelede bol basketli, bol üçlüklerin uçacağını uçuş, düşünüyorum. Özellikle Slovenya ekibi üçlüklerde çok fazla üçlük denemesi yapıyor ve yüzdeliği de gerçekten yüksek. Slovenya'nın da zaten oynadığı, geçtiğimiz form durumuna baktığımız zaman da 120 attığı maç var, 112 attığı maç var, 92 var. Yani genellikle yüksek sayılarda atıyor. Ben burada 1.50 gibi orandan sizlere ideal olacaktır. Ee, Slovenya 173.5 üst mücadelesini öneriyorum. Tek maç olarak da burada üst alınması gerektiğini düşünüyorum. Arjantin Slovenya maçı maç geneli 173.5 üst olur. 1.50 gibi orandan değerlendirmenizi öneriyorum. Son maçımız Japonya İspanya mücadelesi. Olimpiyatlar bildiğiniz üzere arkadaşlar Japon Tokyo'da yapılıyor. Tokyo Olimpiyatları diye geçiyor. Yani Japonya'nın bugün mesela e, kadın voleybol mücadelesi vardı. 3-0 kazandı. Brezilya ile oynadı sanırım voleybol mücadelesini. Yani kendi evinde olduğu zaman takımlar turnuvaya ev sahipliği yaptığı zaman da ekstra bir performans gösterdiğini söylemek mümkün. O yüzden arkadaşlar burada Japonya'nın ben ekstra bir performans göstermesini bekliyorum. Fakat kadro kalitesi olarak zaten İspanya'dan gerçekten İspanya'ya göre gerçekten yetersiz. İspanya'da zaten İspanya'nın takımına baktığımız zaman da Barcelona ve Real Madrid'in karışımı olarak söyleyebiliriz Euroleague'den. Sergio Culo olsun. Onun dışında Osman Garuba olması lazım sanırım. Her neyse. Kadro derinliği çok fazla zaten İspanya. Kalite olarak da yüksek olduğunu düşünüyorum ben. Fakat şöyle düşünüyorum ben. Japon yanında kendi evinden olduğundan dolayı bir ekstra bir performans gösterebilir diye düşünüyorum ben. Ev sahibini önereceğim şöyle. 1.42'de de bunun oranı var. Ev sahibi 64.5 üstü oranı 1.42 arkadaşlar. Japonya kendi ülkesinden yaptığından dolayı ve biraz daha daha disiplinli ve daha motivasyon olacağından dolayı Japonya takımının e, takım basket sayısının 64.5 üst olarak sizlere 1.42 gibi oranı önereceğim. Bu kadar. 5 tane mücadelem var. Değerlendirmek isteyenler değerlendirebilir. Lütfen yüksek oynamadan takiplik gidelim. Videoda bir like atıp kanala abone değilseniz de abone olarak tanım destek verirseniz sevinirim. Videoda herhangi bir kupon ilerisi yok. 5 maçı yüksek oranla analizlemeye çalıştım. Görüşmek üzere bay bay.